Allah bizim ağzımızla hamd ediyor. Biz namaz kılamayız. Allah o namazı kıldırır. Biz oruç tutamayız. Allah o orucu tutturur. İyi kötü yok. Her şey Allah'ın kontrolündedir. İblis de her şey Allah'ın kontrolündedir. Şimdi burası çok önemli. Lütfen değerli dostlar. Allah'tan radiye makamında bela isteyen kimdir? Lütfen Fatiha'nın anlamını herkes bir okusun. Sübhanallah demek şaşırmak demektir. Yani biz hala mucize arıyoruz ama dolayısıyla burada da konu bizi nereye getiriyor? La ilahe illallah. Bize la ilahe illallah'ı anlatın. Hemen anlatın. Bir dakika, pardon. Kur'an her bireye özel inmiştir. İşte şu an dünyada kıyamet dediğimiz her şey Allah'ın görünmesiyle ilgili. Allah şu an birebir zatını gösteriyor bize. Merhaba kıymetli dostlar, Beyza Akan YouTube'dan gönül dolusu sevgiler, selamlar, hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Günün, ayın anlam ve önemine uygun çok güzel bir konuğumuz var. Şeref veriyor her geldiğinde, gerçekten muhteşem enerjisiyle geliyor ve ajansı çok sevgiyle bekleyip, hasretle bekleyip sevgiyle karşılıyoruz. Allah şahit. Güçlü Metin hocamızla birlikteyiz. Tasavvufi astrolog. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Beyza Hanım. Ben de hem sizin nezdinizde, ekibinize, size sonsuz sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli izleyicilerimize selamlarımı sunuyorum. Özden öze selamımı lütfen herkes kabul ve makbul eylesin inşallah. Hepinizde bu açılım olsun. Selam her şeyin başlangıcı. Evet. Selam, özden öze selam demek. İnsanın özündeki, derunundaki, hakikatindeki madde ve mananın, Allah birlik bilincinin ve hakikatin ortaya çıkması. Çünkü hayatımızda deneyimlediğimiz, yaşadığımız, seyrettiğimiz, farkına vardığımız, gördüğümüzü zannettiğimiz, duyduğumuzu zannettiğimiz bütün her şey, insan, olay, durum ve kişiler, her şey Allah'ın bütünsel zatının birimlerinde diyor ki Beyza selamun aleyküm, güçlü selamun aleyküm. Herkes birbirine özden öze Allah'ın birimindeki selamını veriyor. Biz tabii ki laf olarak selamun aleyküm diyoruz, selam diyoruz. Oysa ki bilmiyoruz ki aradaki perdeler kalktığında o selamın arkasında sen o selamı sana söyletene secde ediyorsun selam ederek. Yani güçlünün hakikatinde gerçekleştirmesi gereken ismini, birimlerini, hakikatlerini, esmasını ve kuvvelerini özden öze daimi selam ile aşikar ediyorsun, ortaya koyuyorsun. İşte insanın bu hayatın içerisindeki beşer mi, beşerden insana mı gitti, insandan Hazreti insana mı yol aldı, bütün bu farkındalığı seyrettiği muazzam yolculuğu bu hakikatlerle başlıyor. Çünkü evrenin içerisinde bizlere hükümler adı altında, İslam adı altında bir paket program sunulmuş. Evet. İslam'ın hakikati selam olduğu için de bütün yaratılmış programlar da, insanlar da İslam fıtratı üzerine yaratıldığı için, örneğin birisi diyor ki ben Allah'a inanmıyorum. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Gene Allah'ı anıyor ve işin garip kısmı şu. Değerli dostlar, inanmayan dahi Allah'ın El-Mudil ismiyle Allah'a secde ediyor ve selam ediyor. Mudil ismi, yoldan çıkartan. Hı hı. Yine isminin tecellisini ortaya koyuyor. Aa. Mümin ismiyle ben inanıyorum diyen, kabul buyurursa bizler gibi veyahut inanan insanlar da Allah'ın El-Mu'min ismiyle, mümin ismiyle Allah'a secde ediyor. Yani ateist de secde ediyor aslında Allah'ın ismiyle, inanan da secde ediyor. Her şey, her şey, gördüğünüz her şey Allah'ın isimlerinin frekans, enerji, katman, kuantum, kurantum ne diyorsak.
Bunun hepsi kurantum. Kurantum diyorum. Ben o kuantum da demiyorum. Kurantum. Çünkü her şey çok önemli Kur'an-ı Kerim'in içerisinde, hakikat düzleminde kendini yansıtır. Bizim o kuantum, enerji dediğimiz her şey aslında Beyza bir yürüyen Kur'an. Güçlü yürüyen Kur'an, bizi şu an çeken değerli dostlarımız yürüyen Kur'an. Herkes yürüyen Kur'an'ın hakikati olduğuna göre bizler frekans olarak kendimizi yükselttiğimizde ki düşürdüğümüzde de yine Allah'ın tecellisi. Herkes programı kadar şöyle düşünelim. Bilmem kaç wattlık bir pil düşünelim. Bir de daha düşük wattlı bir pil düşünelim. İkisi de işlev görüyor. İkisi de aydınlatıyor nuru. Aydınlatmak ne? Nur. Şimdi burası çok önemli. Nur dediğimiz hakikat Muhammedi şuurdur. Ve Muhammedi şuur dediğimiz hakikat bütün bir evren yaratılmadan önce, bütün bir hakikat yaratılmadan önce, insanlar, isimler, cisimler yaratılmadan önce tek bir nur ışığı vardı. Sıfır noktası başlangıç. Evet, nur, ışık. Ona derler ki, bunu yanlış bilir birçok kişi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk. Hayır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın isimlerinin birlendiği bir hakikat. Biz onu bir beden olarak düşünmeyelim. O bu dünyaya gönderilmiş, risalet işleviyle gönderilmiş ki risalet de sonsuza kadar devam edecek. Yani diyor ya, ben size ümmetime efendim selam edeceğim, ümmetime destek olacağım, benim risalet işlevimi sürdürenlerin yanında olacağım diyor. Yanında olacağım dediği şu: orada bir alem var, ruhsal bir alem öldükten sonra. Öldükten sonra da bu dünyada da risalet işlevine Muhammedi şuurunu uyandırmak suretiyle ortaya koyduğun an itibariyle sen kendi özündeki hakikati Muhammedi şuuru uyandırıyorsun. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu dünya hayatında Allah'ın bütün isimlerini ortaya koyması hali Muhammedi şuurun ilk yaratıldığı haldir. Yani orada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaratılmadı. Muhammedi şuur, bilinç insanda ilk yaratıldı. İsimlerden önce yaratıldı. Çünkü o bir ilimdir. Şuur dediğimiz, nur dediğimiz isim ilimdir. Şimdi ilim çok önemli. Burada bizi konu nereye getirecek? Ben böyle sazı elime aldım ama. Ben de öğrenerek dikkatle dinliyorum. Estağfurullah. İzleyicilerimiz de kusura bakmasın. Dalıyorum ya hani. Estağfurullah. Gerçekten dalıyorum. Allah razı hocamız olsun. O enerjiyi alıyordur. Bismillahirrahmanirrahim'in içerisinde Rahman ve Rahim isimleri var. Başında da B var. Evet. Şimdi B dediğimiz hakikate demek varabilmek için Rahman'ı ve Rahim'i birlemek gerekiyor, anlamak gerekiyor. Eril ve dişil, bugünkü adıyla, modern adıyla Rahman ve Rahim. Allah'ın rahmetinin bütün alemlere yayıldığını, bütün alemlere, yani iyi olana da kötü, bizim tabirimizle iyi kötü yok. Her şey Allah'ın kontrolündedir. İblis de her şey Allah'ın kontrolündedir. Burası i̇yi de kötü de yok diyorsunuz. Yok, öyle bir şey yok. Eğer iyi kötü diye bir şey var dersek Allah'ın isimlerini inkar. Tabii ki mümkün mü? Yaratan kim? Allah. Her şey bir şeye sebep olur. Örneğin şu an dünyada gerçekleşen büyük bir soykırım var, bir sıkıntı var, bir problem var ve orada bir ülke, küçücük bir yeri yok etmek, soykırım yapmak için sürekli kendindeki Kahhar ismini, dikkatinizi çekerim, İsrail Kahhar ismini aşikar eder. Evet. Neden Kahhar ismini aşikar eder? Neden? O yüzden beddua etmeye gerek yok. Kahhar ismiyle belayı o insanlara yönlendiriyor. Şimdi burası çok önemli, lütfen değerli dostlar. Allah'tan radiye makamında bela isteyen kimdir? Bizlere düşmez o, evliyalardır. Çünkü onlar şehadet hükmünde alemleri seyrederler. Orada o zaman Filistin'de şehit edilen hükümlerin şehadet mertebesinde o insanların şehit olabilmesinin temel sebebi ne? Allah'ın Kahhar ismine orada eziyet eden o İsrail'in,
O da Allah'ın yarattığı kul. Hiçbir fark yok. Burada bir şeye aracılık ediyor ki onlar şehit olsunlar ve Allah'ın şehadet mertebesine yükselsinler. Şimdi burası tamam. Biz oraya duamızı ediyoruz. İyi anlamak lazım bunu. Çok iyi anlamak lazım. Çünkü çok fazla beddua duyuyorum. Çok fazla asla beddua demek kahar isminin dilden gelmesi. Oysa ki sen karşındaki insana iyi dileklerini sunduğunda Allah'a selam ediyorsun dedik. Kötünü de sunduğunda Allah'a beddua etmiş oluyorsun. O zaman peki şu denebilir. Ya hocam bu insanlara nasıl biz kötü konuşmayacağız? Durumla mücadele edeceğiz. Allah'ın yarattığıyla değil. O zaman İsrail'e beddua etmekten hareketle biz beddua etmeyi kendimizi konuşuruz. Tabii çok önemli ve şurası çok önemli. İsrail veya kim varsa beddua ettiğimiz. Burada şu çok önemli. Zaten kişi zulmediyorsa El Kahhar ismini zikirden aynel yakine geçirmiş demektir. Yani zulmeden diyor ki Kahhar, Kahhar ben zulmediyorum, zulmediyorum. Tekrar tekrar bunu hal diliyle zaten ortaya koyduğunda yerle bir olmasının sonuçlarını yaşayacak. Çünkü biz nasıl beddua ettiğimizde bize geri dönüyorsa bunu vücut diliyle, hal diliyle ortaya koyanlara da aynı kahhar ismi onları kahru bela eyleyecek. Ama biz değil. Allah onu yaratır. Çünkü hal diliyle diyor ki kişi ben kahredeceğim, kahredeceğim, soykırım yapacağım, yok edeceğim diyor. Orayı helak ediyor. Ama bunun zamanı, bunun vaktini Allah bilir. Evet. Biz belirleyemeyiz. Biz sadece dışarıdan seyrediyoruz. Olayları seyirdir. Zaten gördüğümüz, gerçek dediğimiz konuların arkasında Allah'ın isimleri vardır. Tabii bunlar çok hassas konular. O yüzden bu videomuzu mutlaka bu bölümünü tekrar tekrar izleyip burada sadece İsrail-Filistin savaşı değil, bütün bir hayatın içerisinde ben birine kötü bir söz, kötü bir kelam ettiğimde ne demiş oluyorum? Allah'ın El-Kahhar ismini aşikar ettirmiş oluyorum. O yüzden celali isimleri zikretmek önerilmez. Biz kul olarak peki neyi, kahhar ismini nerede kullanıyoruz? Nefsi helak etmekle, nefsi durdurmakla, nefsin başını kesmekle. Evet. Bu da nasıl oluyor? Canım bugün hiç namaz kılmak istemiyor. Ya şu dizi bitsin kalkacağım. Evet. Aman işte şu çocuğu da yatırayım bir işte duamı edeceğim diyorsun ya. Orada kalkıp abdestini alıp duanı ediyorsun ya. Sen orada El Kahhar ismiyle nefsinin tabii nefsinin başını kesiyorsun. Biz kullara düşen budur. İşte bakın bütün isimleri celali yönden, cemali yönden hangi mertebede kullandığınla ilgili. O yüzden bunu çok doğru bir şekilde okumak ve değerlendirmek gerekiyor. İşte bütün bu isimlerin hal diliyle insanda, kulda, bizlerde ve bütün dünyada aşikar olmasının hali de bizlerdeki Muhammedi şuurun aşikar olmasıdır. Şimdi burada şey çok önemli. Tam da Ramazan ayındayız. Evet. İbadet. İbadet ya sanki bir hareket. Yatmak, kalkmak, işte namaz kılıyorum. İki takla bir bakla yatıyorum. Hayır. Fatiha'nın anlamını biliyor musun? İhlas'ın anlamını biliyor musun? İşte kıyam niye? Niye kıyamdasın? Evet, namazdaki mesela, duruşlar. Bunlar çok ağzınıza önemli. Sağlık. Kıyam, bak çok önemli. Evet. Şimdi burada dilimin döndüğünce hocalarımdan, büyüklerimden, sohbetlerimde dinlediğim kadarıyla ben de insanlarla bunu madem öyle kayıtlara da geçsin paylaşalım. Lütfen. Biraz da tabii bugünün diline güncelleyerek. Şimdi kıyam halde namazı olmak. Namazı bambaşka kılacaksınız hocam İnşallah. Dinledikten sonra. Bu bir keşif olsun herkes için. Kıyam hali nedir? Evet. Kıyamda duruyoruz mesela. Kıyam hali biz nasıl yürüyoruz? Ayakta yürüyoruz değil mi? Hayatın içinde. Dimdik duruyorsun ve kıyamdasın. İşte bu hal aslında İsrailoğullarının Musevi dediğimiz meşrebidir. Yani her şeyi ilmel biliyor olmak. Ben biliyorum. Dimdik duran kimdi? Dimdik duran kimdi? Adem'e gidin. Adem'in yaratıldığı zamanı kim ona secde etmedi? Şeytan. İblis. Aynen. Kıyamda duruyorsun. Kıyamdayken Fatiha diyorsun. Bir söz veriyorsun. Ben diyorsun kurtuluşa erenlerden olmak istiyorum. Bunu da senin ağzında hamd. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
duası ne diyorsun ve kurtuluşa erenlerden olmaya niyet ediyorsun? Lütfen Fatiha'nın anlamını herkes bir okusun. Çünkü ibadetin yani namazın asıl olan manası salattır. Allah'a yönelmektir. Anlamını bilmeden sen bir robota da öğret, o da namaz kılar. Niye mevzu Rabbena lekel hamd diyoruz dediğinizde kaç kişi bunu açıklar? İşte hamd ediyor. Hamd eden biz hamd edemeyiz. Allah bizim ağzımızla hamd ediyor. Biz namaz kılamayız. Allah o namazı kıldırır. Biz oruç tutamayız. Allah o orucu tutturur. Biz dua edemeyiz. Allah bizim ağzımızla ister. Bunu hatırladığın an itibariyle kime kötü söz edebilirsin? Kime iyi bir şey söylediğinde ben yaptım diye asla yok. Allah istemeni ister ve sen o ellerini açarsın ve Rabbinin rahmet tecellisinden istersin. Şimdi kıyama döndüğümüzde hayatın içinde hepimiz kıyam ediyoruz. Bir kıyametin içerisindeyiz aslında. Daimi bir bu bugün değil. Her zaman yaşadığımız her an kıyam halindeyiz. Yani diyorsun ki ben Allah'ım seni hatırladım. Senin özümdeki rahmetine, tecellilerine, özümdeki sana, dışarıya değil, özümdeki sana yöneliyorum ve Fatiha suresini okuyorsun. Zamm-ı sureyi rükûya geliyorsun. Evet. Rükû hali demek orta nokta demek. Orta nokta dediğimiz halde bakın bütün ibadetlerde geçmişe dönük bütün dinler ibadet ediyordu, namaz kılıyordu. Bir secde hali var değil mi hocam? Tabii anlatacağım. Rükû bilemiyorum anlatacağım. Ama, evet. Rükû dizlere geliyor ve secdeye geliyor. Rükû tamam. Dediğimiz hal... Mesela niye Sübhane Rabbel Azim diyoruz? İşte onları anlatacağım. Tamam. Rükû dediğimizde onlar zikirdir. Allah diyor ki azametimi hatırla. Ama orası, bunu söylememe müsaade ediniz. Rükû hali İslam'dır. Orta dengedir. Çünkü kıyamda mesela dururdu. Yahudi meşrebi, onlar direkt yatak, ayakta duruyorlar. Denge vardır. Rükû hali dengeye gelme halidir. Yani ne çok o dünyadasın, şimdi secdede anlayacak herkes bunu, ne dünyadasın ne öte alemdesin, ortadasın. Rükû halinde Sübhane Rabbiyel Azim diyorsun. Allah'ın azametini, Allah'ın büyüklüğünü kendi dilinle ve şaşkınlıkla, şaşırmak, şaşırmayı hatırlatıyor. Sübhanallah demek şaşırmak demektir. Yani biz hala mucize arıyoruz ama odunun içinden elma çıkıyor. Ağacın içinden elma veren Allah'ı görüyoruz. Biz buna şaşırmıyoruz. Hala suda yürüyen insanlar, işte uçan insanlar falan arıyoruz. Deli deli, kulakları küpeli. Hiç bunlara gerek yok. Sen olmayan bir odunun, bir şeyin içerisinden, topraktan sana çeşit çeşit meyve veren Allah'ı gördüğünde, onun tecellisini, esmalarını gördüğünde Sübhanallah demen lazım. İşte bu azameti rükûda biz hatırlıyoruz. Ve diyorsun ki kalkarken Semiyallahu limen hamide. Allah'ımı duyuyorum, anlıyorum, hamd ediyorum. Hamd halini hatırlıyorsun ve ben hamd edemem. Allah bana hamd ettirir, benim ağzımla hamd eder. Kul ancak şükredebilir. Biz şükredebiliriz. Biz acıya, biz sıkıntılara, biz sorunlara asla ve kata kendi gücümüzle karşı koyamayız. Hamd ettiren Allah'tır. Biz de onu taklit ederiz dilimizle. Hamdolsun. Hamdolsun hastayım. Hamdolsun. Bu sıkıntı var ama hamdolsun. İşte rükû hali İslam'dır. Rükû hali dengedir. Sonra ne yapıyoruz? Hop secdeye varıyor. Evet. İşte burası da İsevi meşreptir. Yani sürekli hani şimdi modern şeylerde böyle üçüncü göz, üçüncü hani anlatıyorlar ya. Üçüncü göz doğru mantıklı ama bu şu sürekli öte alem. Evet. Ama bizim namazımızda ne var? Hem secde var hem kıyam hali var. Bunu orta rükuda dengeliyoruz. Secde halindeyken diyorsun ki ben yokum. Hiçim. Hiçim ben. Burası iyi seviye hal. Zaten buradan birçok insan dönmek istemiyor. Zaten bakınız Miraç'a çıkıp Miraç'tan dönen tek peygamber bizim peygamberimiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Miraç'a mesela İsa aleyhisselam çıktı ve inmedi bir daha.
biz o orayı gördü ve aşağı indi. İşte secde halinde biz bütün bunları birliyoruz. Musa'yı da, İsa'yı da, zaten son peygamberimiz, Resul ve Nebimiz, peygamberlik de yoktur. Resul ve Nebilik vardır. Bütün mekanizmalarda, çünkü dışarıdan sana öteden bir tanrı bir kitap indirmiyor ki. Özündeki, derunundaki manaların aşikar olması haliyle sende bir okuma hali ortaya çıkıyor ki zaten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikra diyor. Hı. Cebrail aleyhisselam. Oku. Şimdi Cebrail'e sanki dışarıdan geliyor Cebrail. Sık, evet. Öyle değil. Öyle özündeki öyle. Cebrail melekesi. Cebrail akıldır. Kül akıl, külli akıldır. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin de o ana kadar kendinin farkına varması, alemi okuması için ikra. Dışarıdan bir kitap gelen bir şey yok. Özünde ümmi dediği şey, özündeki Allah'ın konuşan dili, işiten kulağı, gören gözü olmak. İşte biz peygamber olamayız. Ama secdedeyken şunu istiyor sistem. Çünkü sen oraya eğildiğin anda beyine bütün kan gidiyor. Orası tabi bu işin mekanik kısmı. Ağlaya ağlaya kalkamaz bazen tabii, insan secdeden. Tabii çok önemli. Ve lütfen o secdeden de öyle hemen kalkmayın. Uzunca durun. İçinizden robotik kurallar dahilinde kılmayın. Hayır böyle bir şey yok. Ağzınıza sağlık. İstediğiniz kadar ben uzun uzun durmayı tercih ediyorum. Oluyor insan ağlıyor, kalkamıyor mesela. Kalkamayabilirsiniz. Sübhane Rabbiyel Ala. Orası hiçlik makamı. Yani kendi özünüzde Allah'ınızla ne konuşmak istiyorsanız. Yani orada birini şikayet mi etmek istiyorsun, sohbet mi etmek istiyorsun, Allah'ım seni çok mu seviyorum, illa Sübhane Rabbiyel Ala dediniz, işin şerri kısmını yaptınız, ondan sonra Allah'ınıza deyin ki evladımın okulumu kazanmasını istiyorum, işte ben şunu istiyorum, ama tabii en güzeli afiyet istemek, Allah'ımla her zaman bir ve bütün olmayı istiyorum demek, hasbinallahu ve nimel vekil diyerek Allah'a havale etmek ve onun kadir bilincindeki hiçliğini hissedebilmektir. Artık orasını size bırakıyorum. Allah'la araya kimseyi sokmayın. Kimseyi. Orada ama uzun durun. Secde çok önemli. Uzun uzun. Biz hemen böyle yatma. Böyle bir şey yok. Çünkü mana şu. Sen o namaz bittiğinde, salat bittiğinde yönelişin devam ediyor. Ya ben şimdi namazı kıldım. Geldim buraya Beyza ile dedikodu yapacağım. Hmm. Olmadı. Mesela oldu mu şimdi? Dön aç dizi seyret. Olmadı. Dizini de izliyorsan edebinle izle. Evet. Ama sende bir yöneliş olması lazım. Hatta biz burada diziyi onu bunu bile eleştirerek, mesela bizim hocalarımız bunu yapmaz. Biz ben edepsizliğimden konuşuyorum anlatabilmek adına, ama o bile bir ayrıştırmak. Her birim kendine uygun, kendi yaratılış programına uygun davranışlar sergiliyor. Yani deccaliyet sistemi, deccaliyet sistemine uygun da. Sen ona niye karışıyorsun? Sen yılanı niye kucağına alıp seviyorsun? Yılan yılanlığını yapsın. Kim ne yapıyorsa yapsın. Kardeşim sen niye eleştiriyorsun? Niye yılana reddiye düzüyorsun mesela? Olmaz. Yok efendim bu dizi kötü de, ama oturuyor. Tık 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 sürekli izliyor. Olmaz. İzleyebilirsin. Allah'ım hidayet ver. Allah'ım bunu izleyen insanlara afiyet, sağlık ver. Bunun bu negatifinden etkilenmesinler deyip uzaklaş. Otur kendine güzel şeyler izle. Her şeyin faydası var. Yani televizyon izlememek değil. İnterneti kapatmak değil. Buradaki maksat şu. Seni hakikatten uzaklaştıracak. Çünkü burada şu örnek tam yerine oturacak. Hangisi hocam? Şimdi Hazreti Yusuf aleyhisselamla Züleyha'nın hikayesinde. Odaya bak, bu bir peygamber. Ya. Peygamber. Orada bir duası var. Diyor ki Allah'ım diyor, nefsime uymaktan sana sığınırım. Bir peygamber diyor ki Allah'ım günaha girebilirim. Nefsime uymaktan sana sığınırım. Bir peygamber, İsmet esmasıyla yaratılmış bir peygamber, nefsine uymaktan Züleyha ile olan bu durumunda. Korkuyor, sakınıyor. Ya. Bunun için o anda dua ediyor. Bak biz kimiz? Biz neyiz? Biz hemen ben biliyorum, dua ettim, abdestliyim, beni gör.
Yürü git. Seni kim koruyacak? Sen orada Allah'ı hatırlayacaksın. Allah'ın hakikatini hatırlayacaksın ve diyeceksin ki Allah'ım nefsimden sana sığınıyorum. Allah'ım şurada dolanıyorum. Resimler önüme düşüyor. Allah'ım nefsimden sana sığınıyorum deyip gayret göstereceksin ve kapat. İşte orada sen Hazreti insan oluyorsun. Hazreti insan olmak böyle aksakallı dede olmak falan değil arkadaşlar. Zor bu değilmiş. Hiç değil. İnceliği var. Hiç değil. Mesela bizi izlerken eleştirmek değil. Olayın doğrularını görebilmek. Bu hayata günce bizim Kur'an-ı Kerim'imiz her döneme inmiştir. Peygamber Efendimizin davranışları her döneme örnektir. Yani bugün aralıklı oruç konuşulan şey 1600 yıl önce Peygamber Efendimizin konuştuğu şey. Aralıklı oruç deyince hatta şimdi onu da söylüyorlar ama bilmem ne fasting deyince evet. Çok modern bir şey oluyor. Bunu Peygamber Efendimiz söylemiş, iki öğün yiyin ya. Demiş zaten. Ama burada önemli olan konu şu, her döneme Muhammedi şuur entegre eder. Her döneme. Kur'an-ı Kerim'in her döneme entegre etmesi gibi. İşte salat etmek, yöneliş, namaz bize bunun en güzel şeklini anlatmış peygamber. En son hali. En güzel şeklini anlatmış. Bunu yaparak ama orada şu çok önemli. Okuduğunuz her şeyin anlamını bilerek, düşünerek. Yani daha çok kılayım değil. Fatiha'yı okurken ben ne okuyorum? Ve niye mesela kıyamdayken okuyorum? Neden kıyamdayken okuyorum? Niye bana 40 kere okumam bütün namazlarda öneriyor? Evet. Niye özellikle? Bunu anlamak demek o namazda işte miraç etmek demek. Namaz müminin miracı dedikleri bu. Ha hoş biz bu döneme göre bire yüzüz. Çünkü Ehl-i Beyt döneminde zaten Peygamber Efendimiz vardı karşılarında. Bu çok önemli, çok kıymetliydi. Fakat şu an bizim her yerden saldırı altında olduğumuz için bu hayatın içinde Allah'ın merhametine en çok ihtiyaç duyduğumuz kesinlikle süreçteyiz değil mi hocam? Evlatlarımızı amin, merhametine emanet amin. Ediyoruz. Kesinlikle işte çok burada bu ibadetleri yapmaya niyet etmek. Yani o gün kılamadın, bir şey oldu, işin var, bir şeyin var olabilir, dışarıdasın. Dışarıda arabanı kullanırken bir haycan karşıdan karşıya geçiyor. Yol ver. Bir insana yol ver. Mesela bir taksici arkadaş yoldan geçecek. Ya sen ona yol ver. Yazık, o şoför işi var onun. Yol ver adamı. Adamı daha küfre sokma. İnan bana bunu Allah rızası için yaptın. Ben namaz kılmış oluyorsun. Bu bilinçte namazın yani şeklen yapılan namazın insanı yöneltmek istediği hal özündeki Muhammedi şuuru aşikar ettirmek. Yoksa sen kuru kuru sürekli otur sabahtan akşama kadar dua et. Kimseye bir faydan olmasın. Oturdun zikrettin. Bunu istemiyor Allah. Hareket istiyor. O zaman Peygamber Efendimiz'e de bu bilgiler vahiy yoluyla geldiğinde evet. Hiç savaşmazdı. Kendi çevresine karısıyla otururdu. Evet. Olacak iş değil. Bunu gayret göstereceğiz ve insanlara tebliğ edeceğiz. Bizim şu an yaptığımız da bir tebliğdir. Anlatmaktır. Yoksa ben bunları niye anlatayım bildiklerim otururum burada. Çok daha kolay konular var. Bunları konuşabiliriz. Hayır. Yaptığınız bütün işleri Allah'a yönelttiğinizde Allah'ın sistemine zaten başka türlüsü olamaz ama insanlara fayda sağlayacak hale dönüştürebilecek imkanlar yarattığınızda ya da Allah buna müsaade ettiğinde diyelim bak her an düşebiliyoruz oraya. Evet. Bugün Allah, bu buluşmayı Allah istedi ki oldu. %100. %100. Başka türlü olamaz. Bunları konuşmanızı o istedi. O konuşuyor. Ben konuş. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. O konuşuyor. Biz konuşamayız. Evet. Böyle bir şey yok. Mümkün değil. Bunu defa kereler tecrübe etmişimdir. Arkadaşlarımda da, hocalarımda da birçok yere görmüşümdür. Allah istemezse böyle bir şey konuşamayız. Ve bir sürü konular belirledik. Biz ne oldu? Bak bambaşka bir alana gittik gene. Şimdi dolayısıyla burada da konu bizi nereye getiriyor? La ilahe illallah. Bize la ilahe illallah'ı anlatın. Hemen anlatayım. Hocam. Şimdi efendim la ilahe illallah dediğimizde bir kere çok önemli. Bunun sonu nereye götürüyor bizi? Muhammedun Resulullah. La demek yok demek. Şimdi bir bebek doğduğunda la'dadır, yoktur.
bilmez, idraksız, bilinçsiz. Veya bir adam ateist, inanmıyor. La'da inanmıyorum diyor ya. Allah'a inanmıyor. Biraz hı. önce de anlattım. El-Mudil ismi. Sen niye kabul etmiyorsun? La ilahe illallah'ın içinde var bu. La yok. Yok. Bilmiyor. Tekamül etmemiş. Veya negatif tekamül etmek vardır. Negatif dua vardır. Her şey pozitif olmak. Şu an insanlarda şöyle bir algı var. Her şey pozitif olacak. Evet. Pozitif de pozitif. Ya kardeşim, dünyayı Allah tecelli ettiğinde Musa kıssasını niye kimse hatırlamıyor? Musa diyor ki, Musa aleyhisselam sürekli nasıldır biliyor musunuz? Görerek, bir şeyleri görerek algılayabilen, işte kıyam hali de bu. Şu an zaten bütün mekanizma bu sistemden gidiyor ki, herkesten ricam, bugün yaşananları okumak ve değerlendirmek istiyorsanız bu yayını izleyen herkes otursun Bakara suresinin bir tefsirini okusun. Hemen anlayacak. Konunun ne olduğunu, oradaki ineğin ne olduğunu, ne anlatmak istediğini, İsrailoğullarının, oradaki İsrailoğulları sadece Yahudiler değil. Kimler? Meşrebi Yahudi olanlar. Siz Allah'a ben inanıyorum dersiniz, beş vakit namazdasınızdır, hacca gitmişsinizdir ama davranış modeline bakacaksın. Sen davranış olarak hala ineğe mi tapınıyorsun acaba? Orayı çok iyi. Senin ineğin ne? Senin ineğin bankadaki paran mı? Senin ineğin kredi kartın mı? Senin ineğin çocuk mu? Senin ineği, tanrın ne senin? Çocuğu sen bile. Tabii ki. Her şey zamanı. Bize emanet. Her şey bize emanet. Dolayısıyla senin inancın İslam olabilir ama davranışın ne? Meşrebin ne? Zaten öte alemde, kıyamet alanında, mahşer alanında insanlar bundan sınava tabi tutulacaklar. Yani davranış, sen ne uyguladın kardeşim? Dilin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah dedin. Cuma'na gittin ama kedinin kuyruğuna şey bağladın, diken bağladın, hayvanın başına şey geçirdin, attın ortalara ya da hayvanı ezdin geçtin. Evet. Her gün cumaya git. Yallah, nereye gidersen git. Olmaz. Meşrebin ne senin? Ona bakacaksın. Hayvandan daha alt mertebede olan insanlar var. Ama sen Allah'a inanmıyorsun diyelim. Bak, ama insanlara illa onun da bir mertebesi var. Herkesin bir mertebesi var. Burası önemli. La demek yok demek. Yok, Allah'ı bilmiyor, tanımıyor, inmemiş kardeşim. Kabilede yaşıyor, bilmiyor ama davranışına bakıyorsun. Hiçbir şekilde bu bilgiyi alabilecek alan yok. Afrika'nın ya da bir yerin bir kabilesinde tam dansı yapıyor. Ama insanlara şunu biliyor. Sevgiyle, o da Allah'ı sevgi olarak biliyor. Şimdi bunu alacak, cehennemine atacak. Sen cumaya gittin. Sen kuyruğuna kedinin şeyi bağladın haycanın. Her türlü ahlaksızlık, edepsizlik, insanlara kötülük. Sen olacak iş değil bu. Muhammedi şuur. Bakınız. Ebu Cehil. Ebu Cehil adı Ebu Cehil'di. Ama biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'in döneminin en büyük alimlerinden biriydi Ebu Cehil. Ama cehaletin babası. Sen özündeki Muhammedi şuuru açığa çıkartmadıkça asla olmaz. O yüzden gayrete devam. Orucumuzu tutacağız ama dedikodu yapmayacağız. Orucumuzu tutacağız, az yiyeceğiz. Bunun mantığı şu, Allah'a yönelmek. Çöpe yemek dökmeyeceğiz. İşte bütün mantık İsraf. Bu. İsraf. La'da kaldığımız alan bu. İlahiye geçtiğimizde ne olur? Bizler ilahedeyiz. Hepimiz, ben kendimi de buna katıyorum. Herkes. Biz şimdi ilahedeyiz. Tabii, neden dönem insan olarak. Tabii. Tamam. Öyle ümit ediyorum. İnşallah, İnşallah. Oradayız. Oradayız. Ben de bir ümitlenerek. Bir ümitlenerek. Tamam. İlahide şu putlar. İşte benim çocuğum üniversiteyi kazanacak. O üniversiteye giderse çok iyi para kazanacak. Şu evliliği yaparsa, bak doktor bu. Çok güzel bir evlilik yapacak. Çok güzel olacak. Efendim benim işten beni çıkartırlarsa ben ne yaparım? Benim rızkımı kim verir? Efendim ben 100 tane bunu okudum. Allah benim bütün isteklerimi yerine getirecek. Ben şu enerji bilmem nesini yaptım hayatımda. Kesinlikle bu büyük bir şifacı beni iyileştirdi. Ay bu ameliyatı doktor yaptı, beni o iyileştirdi. Ha, bunu hepimiz yapıyoruz.
Ay çocuğum benim, ne kadar tatlı, ne kadar güzel, nasıl merhamet ediyorsun. Allah merhamet ismini o çocuk tecellisiyle sana onu sevdirerek gösteriyor. Sen orada merhameti çocuktan almıyorsun. Sen özündeki merhameti Allah sana oradan tecelli ettiriyor. Patronu aracı koyuyor. Onun eliyle sana senin rızkını veriyor. Buraları çok, işte biz ilahedeyiz birçoğumuz. Birçok insanda bu ilahede göçüyor gidiyor. Peki burada diyoruz ki ilahi yok. Yok da değiliz, tamam, orayı anladık. Evet. Ama ilahedeyiz. Putlar, putperestlik. Peki hemen gene Peygamber Efendimizin geldiği döneme dönelim. O dönemde o kabilelerin hepsi de namazını kılıyordu. Namaz kılıyorlardı. Kabe de vardı. Tavaf da yapıyorlar. Hepsini yapıyor tabii. Evet, evet. Tabii evet. Son risalet gelmediği için Peygamber Efendimiz en mükemmelini söyledi ama bildiğiniz namaz kılıyor. Namaz hep var. Her dönem var. Şimdi burası çok önemli. Buradaki sıkıntı neydi? Niye oraya, o kabileye Peygamber Efendimiz geldi? Çünkü putları vardı. İşte gücün putu, paranın putu, şöhretin putu. Evet. Biz ne yapıyoruz? Bunun ne kadar çok takip... Ha, inanamıyorum da. Bu ne dese doğru. Bu ne kadar ünlü, ne kadar yetenekli. Ya sen pardon. Ne kadar güzel şarkı söylüyor. Ya Müslüman değil, inanmıyor ama o trilyoner, milyoner. Ay tabii. İşte bu bunu... Şu an pompalanan şey bu zaten. İlahlar. Peki bizim o dönemden farkımız ne? Ya da ben... Şu kişi bana şu kadar zikir verdi. Ay Allah ondan razı olsun. O beni iyileşmeme... Bir dakika, pardon. Kur'an her bireye özel inmiştir. Beyza'nın Kur'an'ı okuyup keşfetmesi hali farklıdır. Güçlünün... Herkesin Allah'ı kendinedir. Kur'an her bireye özel inmiştir. Özel. Fatiha'yı ben okuduğumda güçlü olarak farklı bir keşif yaparım. Beyza farklı yapar, bizi izleyen değerli binlerce dostumuz da farklı bir şey yapar. Mümkün değil başka türlüsü. Çünkü her birimin ismi ve esmasını gerçekleştirdi. Allah'ı farklı zaten. Allah'ın zatını değerlendirme şekli farklı. Şöyle izah edeyim. Buyurun. Siz de Allah'ın sizi tenzih ederek konuşurum. El Cabbar ismi aşikar oldu. Siz bir seri katilsiniz. Siz de Allah'ın El Cabbar ismi aşikar oldu. Siz bir efendim doktorlukta şey var, cerrahsınız. Cerrah. İkisi de kesip biçiyor. Evet. İkisi de Allah'ın El Cabbar ismi, Kahhar ismi, Celali isimleri. Ama birisindeki tecelli mülhimede insanlara diyor ki ben öyle doktor tanıyorum ya, oturuyordu danışanım, hiç unutmuyorum. Beyefendi kahvaltı ederken hocam dedi, gelin birlikte bir kahvaltı edelim. Televizyonu ben ameliyat, ben de anlayamadım. Kahvaltı ederken güle oynaya bildiğiniz, ben tabii aynı zamanda psikoloji mezunu olduğum için dedim bu çıl deli. Bir baktık bildiğin yiye içe oturdu, çayını hüplete hüplete yaptığı ameliyatları kan revan içinde onu izliyor. Ne kadar güzel diyor, bak diyor bir insanın diyor iyileşme. Seri katilden ne farkı var bunun? Ama onu insana şifaya döndürmüş aracı. Öteki de birilerini kesip biçip doğruyor en ilkel halde. Evet, hiçbir şey hissetmiyor. Katil, ikisi de katil. Ama birisi, bakın nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl okuduğumuz, nasıl bir bakış açısıyla olaya yaklaştığımız önemli. İşte burada sen hangi nefs mertebesinde yaşıyorsunun önemi. İşte burada diyecekler ki bana, o zaman hocam şimdi şu, bir dakika diyecekler. Ne diyecek? O doktorun okuması, hayatı, kaderi bambaşkaydı. O katilin yaşadığı travmalar, psikiyatrik durumlar, yaşadığı travmalar bambaşkaydı. Ama ne biliyoruz doktorun da travma yaşadığını? Yaşamadı işte, bilmiyorum. Ama burada şu var. Kader. Evet. Ne ona, onu bunu öldürdüğü için kötü, ne ötekisine şifa verdiği için hayranlık beslememen lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ona seri katil deyip ayrıştırmak da onu putlaştırmak. Ötekine harikasın deyip o da putlaştırmak. Nötr olacağız. Çünkü yapanın yaptırtanın, olanın oldurtanın yaratılış programına göre Allah'ın isimlerine hizmet ettiğini bileceğiz. Bunu gördüğünüz bütün olayların içine entegre edebiliriz. Zaten
değerli dostum, radiye mertebesi de burada ortaya çıkıyor. Olana olmayana, her şeye eyvallah diyen. Çünkü orada gördüğünün arkasında Allah'ın hakikatini görüyor. Hak isminin tecelli ettiğini görüyor. Peki burada şunu diyebiliriz. Ben bu katille uğraşmayayım kardeşim. Katile kim beslemeyeceksin sen? Veyahut o kötülüğü, kötü işlevi yapana kim beslemeyeceksin? Onun arkasındaki durumla, yaşattığı durumla ilgili onunla mücadele edeceksin. Bitti. İşte burada da Allah'ın El-Vekil ismi devreye girer. El-Vekil. El-Vekil ismi. Vekat. Hasbinallahu ve ni'mel vekil diyorsun. El-Vekil. Millete beddua ediyorsun. Başıma bu kadar. Ama bunlar çok zor sınavlar tabii. Yani bunlar tabii biz burada anlatıyoruz bütün değerli dostlarıma. Tabii ki bunlar çok zor sınavlar. Çok. Kabule geçilmesi zor. Ama herkes kötülük yapan kendine yapar. Niye biliyor musunuz? Neden? Birine bir kötülük yaptığınızda ondaki bütün pozitifi alırsınız. Kendiniz ondaki bütün negatifi alır. Siz onun pozitifinizi verirsiniz. Yoksa onu cennet boyutuna postalıyorsun. Şimdi bu sana iyilik mi etti, kötülük mü etti? Büyük savaşta gerçekleşen o şehit olan çocukları düşünelim, insanları düşünelim. Allah Allah diye diye. Evet. Şimdi onlara iyilik mi ediyor, kötülük mü? Bu pencereden baktığımızda. O yüzden hayatımızda olan olmayan her şey bir şeye sebep olur. Bunu kabul etmek zor ama bizi izleyen değerli dostların birçoğu tasavvuf ve sufizmle ilgili oldukları için iş bu. Yani bir yere gittiğinde bir mürşidi kamil onlara bunu anlatacak zaten. Bu anlatılır ve bunu hazmetmek, bunu kabul etmek, takdir ediyorum. Benim için de, birçok insan için de. Ben bu arada bunu hani böyle hazmettim, kabul ettim falan değil. Anlatıyorum sadece. Çünkü bunu ben daha kamil bir mertebede değilim bunu anlayabilecek. Ama bunu bilip en azından ha bir dakika bir şeyler olmuş, durumla evet, mücadele edeyim ama yani küfretmeyeyim diye durmak bile işte orada mertebeni mülhimeye yükseltmiş oluyorsun. Ve ne oluyorsun biliyor musun? Ne oluyor hocam? Allah'ın her olanında sen Allah'ın ismini, hakikatini, tecellisini gördüğün için dualarını kabul olacak celali mertebe çıkıyor. Yani Musa'yı anlatıyor. Musa aleyhisselam diyor ya Allah'ım seni görmek istiyorum. Dağ nurunu yansıtıyor, çığlık atarak bağırıyor ve bayılıyor. İşte şu an dünyada kıyamet dediğimiz her şey Allah'ın görünmesiyle ilgili. Allah şu an birebir zatını gösteriyor bize. Celali, Allah bize göründüğü zaman celaliyle görünür. Bizim bedenimiz celali. Çünkü bir olay düşünün. Olayın ortaya çıkması nedir? Bir hareket gerektirir. Hareket evet, de celali isimlerle olur. Ha biz tabii ki niye bu kadar bize olumsuz gelen tırnak içinde olaylar? Yani herkes harama batmış durumda. Hı-hı. Sıkıntıya batmış durumda. Toprak bunu diyor ki ben bir temizleyeyim diyor, deprem oluyor. Hı-hı. Sular diyor ben bir temizleyeyim diyor, işte büyük tsunamiler oluyor. Evet. Yani olay bu. Sen eğer ki... O da bir zuhur etmesi. Tabii ki. Tabii zaten durup duran adama niye şey olsun? Hmm. Bütün her şey uyanmaya, aslında uyanmaya. Uyanışta evet, biraz sarsıntı. Yani öyle tatlı tatlı, güzel güzel bir uyanış yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Peygamber Efendimiz bile oku emri geldiğinde ikra dedi, kabza hali geldi yani. Ve bu Cebrail Melekutu'nun aklıyla... Aklın gönle bağlanmasıyla birlikte çok önemli. O yüzden ben insanların dualarında hep şunu öneriyorum. Allah'ım sana yakin elde etmek istiyorum diye bir dua vardır. Birçok insanın da başına sonra bir sürü felaket gelir. Çünkü biz kamil, şimdi biz evliya değiliz. Evet. Biz kuluz. Burada anlattıklarım çok üst mertebede. Şu yok mudur? Hocalarımız anlatır. Evladı vefat edip iki rekat şükür namazı kılanı ben biliyorum, duydum. Yani bu başka bir diyor ki onun emanetini aldı. Hakikate gitti. Şimdi bakın böyle söylemlerin olduğu yani şimdi tasavvuf dediğinizde bu böyle hani tatlı tatlı değil. Burada bir kabul, teslimiyet hali var ama hı hı, Allah'ı bilerek. Yani birçok insan delilikle velilik sınırını ayırt edemez. Evet. Veli dediğimiz hal böyle mi? Biz daha oralarda değiliz.
ve yapamam da demem size de değerli izleyicilerimize. Allah öyle bir yaptırtır, her şeyi kabul ettirtir. O yüzden Allah kaldırabileceğimiz, ben hep öğrencilerime de bunu öneriyorum. Allah'ım diyorum, hep şunu dua edin. Allah'ım kaldırabileceğimiz gibi yükler yükle bize. Ben kendi adıma şahsen böyle dua ediyorum. Dolayısıyla her şeyin bize emanet olduğunu bildiğimizde ilahi kısmına geldik. Burası böyle ama bunu bilmiyoruz işte. Bilmiyoruz. Oraya. İllallah dediğimiz sadece Allah. Sadece Allah. Hmm. Allah'ı da bizim algılamamız nasıl oluyor? Birimler üstünden. Beyza'da El-Vekil ismi var. Güçlü'de Alim ismi var. İşte burada bizi çeken arkadaşlarda El-Basir ismi var. Görüyor, çekiyor, bir şey yapıyor. Ama Karasinek'te de El-Basir ismi var. Sen Karasinek'i niye beğenmedin? Niye beğenmiyorsun sen? Sen onu yaratabilir misin? El-Basir isminin şekil bulmuş hali. Çok güzel görüyor etrafı. Bakın. Evet. Bunları çok iyi anlamak gerekiyor. Ve daimi Es-Semi ismi var. Duyan var. Hı hı. Dolayısıyla da illa Allah dediğinde, artık oraya varırsak şayet, yapan yaptırtan, olan oldurtan Allah, ben her haline hamd edebilirim, şükür. Yani kötülüğe şükredebilmek evliya duası. Bu bizim dil. Yani burayı çok önemli, ünlem çizerek söylüyorum. Biz onu yapamayız. Yani bu o bizim gücümüzde olan bir şey. Ne gelirse gelsin şükür de olmuyor. O radiye makamı. Kabulü de geçtim, şükür de yani. Şükür ya, şükür evet. Diyorum size. Yani mesela 10 tane çocuğunu kaybetmiş hocamızın, evet, bir tanıdığı. Yani biliyorsunuz adam şükretmiş. Şükürler olsun diyor. Müteahhite dua, ayrı dua ediyor. Çocuğuna ayrı şükrediyor. Şimdi bu bizim algılayacağımız bir kafa yapısı değil. O şunu biliyor. Bu dünyanın kısıtından, sınırından kurtulup bir de şehit oldu benim evladım. Evet. Bakış açısı var ama bu tabii çok ağır bir bakış. Hani bunu biz, ona ağır değil, biz algılayamayız. O yüzden yanlış bir izleyicilerimizi yönlendirmeyelim. Aa, ermiş, evliyadır. Zaten o da bizi, ne işi var burada? O başka bir kafada zaten. Onlar öyle. O artık sırrı ermiş zaten. O zaten tabii. O yüzden biz hala daha işin daha tasavvufun tasasındayız, dedikodusundayız. Yani daha başında bile değiliz burada konuştuklarımız. O yüzden illa Allah dediğimizde Allah'ın bütün zatını, yansımalarını ben kabul ediyorum ve bunu kimde seyrediyorum? Kimde? Hazreti, evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte bütün başta, güzel bağladım burayı. Bismillahirrahmanirrahim'in başındaki B'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Altındaki nokta ilimdir. İlmin kapısı da Hazreti Ali'dir. Bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Peygamber Efendimiz'in anlattığı, aktardığı ilmi en iyi o ilme secde eden, o nuru yansıtan Hazreti Ali manası çıkıyor ortaya. O yüzden bunu derler ilmin kapısı. Hmm. Hepimiz özümüzdeki Muhammedi şuuru ilimle uyandırabiliriz. Mesela bu bir hizmettir sizin yaptığınız. Şu an mesela bu bilgi, bu video bir hizmettir insanlara. Ve bu hizmetten mesela ilim zuhur ediyor. İlim anlatıyoruz. Biz bundan ne çıkarımız? İlim anlatıyoruz. Dolayısıyla da bunu izleyip bir kişi bile ya la ilahe illallah bu muymuş? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ben şu çok anda yaşıyorum. Allah düşünün. Razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim'in, evet, içerisinde ya mana bu muymuş? Mesela Rahman ve Rahim tecellisi. Bütün bu olanlar olduğunda da Allah'ın Rahman ismi tecelli ediyor. Rahman iyiye de kötüye de, inanana da inanmayana da tecelli ediyor. Yani Allah'a küfredene de Allah rızkını veriyor. Çünkü Allah bizim, ya şöyle anlatayım, sonsuz bir evren var. Sonsuz bir evren var. Biz onun içinde küçücük bir iğne ucu bile değiliz. Neyiz biliyor musun? Karaciğeri düşünün, bir böbreği düşünün. Orada bir hücre var, hücresi var. Biz o hücreyiz. Bütün dünya olarak diyorum, hücreyiz. Ya ama Peygamber Efendimiz ne diyor? Zerre küllün aynasıdır. Evet. O hücrenin içinde, yazık, o minik hücre kendi içinde kendini bir şey ben diyor, varım diyor. Yok olup, biz onu biliyor muyuz? Hücremizi görebilir miyiz? Görmüyoruz. Ama o da bir alem. O da kendi içinde bütün alemleri içinde barındırıyor. Bu alemlerin hepsinin içine alan kocaman bir Allah kavramı var. Kocaman bile bir sınır. Yani Allah var. Bizim algımızın alabileceği bir şey değil. Bunu bana konuşturan
benim konuştuğumu zannettiren, seyredenin seyrettiğini zannettiren, kendindeki beynindeki oluşan Allah'ın alim isminin keşfine aracılık ediyor. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Böyle bir Allah'a secde edilmez de ne yapılır? Zaten küfrederken bile secde ediyorsun. Bak küfrederken bile Allah'a neden biliyor musunuz? Neden hocam? Allah izin vermese konuşamazsın ki. Hmm. Allah izin vermese hu adam yazık o nefesini. Ne riyal, nasıl bir şey bu? Küçücük hücresin sen, yok olup gidiyorsun. Bunun için kendine yapan yapar. Konuşsan da, sevsen de, sevmesen de ahirette gideceğin yer Allah'ın önünde, Rabbimin önünde eğileceğin yer. Dolayısıyla ister küfredersin, ister Allah'ını bulup özüne, dışarıdaki Tanrı'ya değil, tapınıp öyle, öyle değil. Özüne, içine yönelip özündeki Rabbini bulmaya niyet edersin. Onu bulana zaten muazzam bir şey. Ve bir şey söyleyeyim bu arada. Hepimiz evliyayız. Hepimiz evliya olabilme, halife olabilme şuuruyla ve yeteneğiyle dünyaya gelmişiz. Neden bunu keşfetmiyoruz? Evet. Halife olmak deyince de insanlar şöyle bir algı. Hani uçuşa. Ya kardeşim sen rock dinleyen, bilmem ne dinleyen bir evliya da ol. Artık güncelle kendini. O kafandan o şeyi çıkart. O şeyi çıkart artık. Sen Allah'ı bir müzik dinliyorsun. Güzel bir müzik. Veya ben pek dinleyemem de. Bir rock müzik dinlerken ya Allah da nasıl bunu yaratmış? Yani bu kadar cızırtılı bir müziğin içerisinden adam yırtıyor kendini. Ama ben bundan bir hoşluk alıyorum. Allah'ım sen nasıl bunu yarattın? Ben de bu ilhamı nasıl yarattın dediğinde şimdi sen ne oldun? Özündeki Rab bilinciyle kavuştun. Veya çoğu şarkı sözü o haldeyken. E tabi. Allah'ım nasıl yapmış? Farkında mı acaba ya, diye düşünürsün. Yani ne kadar güzel bu kadın bu gönlünün kırıklığını anlatmış. Allah'ım sen nasıl ilhamlar yaratıyorsun? Hı. Bak insanda. Hı. Dediğinde sen Allah'a yöneldin ya. Sen niye böyle sürekli olarak dışarıda böyle sanki hepimiz sakallarımızı uzatacağız, oturacağız. Ve böyle bir şey yok. Sakalını uzat. Ne yaparsan yap. Sen her gördüğünde Allah'ı görüyorsan, yemeğini yediğinde, eşinde, çocuğunda, kitabını okuduğunda, bizi izlediğinde, her yerden Allah benimle konuşuyor dediğinde. Hı. Yukarıdaki komşun tepinirken, Allah'ım sen bana ne demek istiyorsun? Acaba ben hakkımı aramıyorum da yukarıdakiyle mi bir hakkımı aramam lazım ama kişiyle mücadele etmeden deyip harekete geçmemi mi istiyorsun? Benim üstümde çok mu tepinen var ki mana aleminde ben yukarıda bu tepinme sesini sürekli duyuyorum dediğinde. Hadi buyurun asıl sembol okumu bu işte. Dediğinde sen nereye kime yönelmiş oluyorsun? Allah'a yönel. Evet. Ve dua ediyorsun. Daimi bir duanın içindeyiz. Yürüyen duayız. Yürüyen Kur'an'ız ve illa Allah dediğimiz mana her yerden zuhur ediyor ama biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmeti olduğumuz için ona soruyor Cebrail aleyhisselam diyor ki sen diyor sultan olmak ister misin diyor. Peygamber Efendimiz'in? Tabii. Hayır diyor ben diyor kul olacağım diyor. Kul. Kulum ben diyor. Biz kul olmayı çok üst, dünyada üst makamları elde etmeye tercih eden bir peygamberin ümmeti olduğumuza göre demek ki evliya olayım demiyor, o demiyor, bu demiyor. Kul diyor. Kul ol diyor. Çünkü kul eksik de kılsa, yanlış da abdest alsa, işte doğru dua edemese de Allah zaten ettiren olduğuna göre onu düzeltiyor. Allah çünkü senin niyetine bakıyor. Ama evliyanın sınavı tabii veya şey gibi düşünün. Hmm. Şimdi siz bir doktora öğrencisiyle ilkokul öğrencisinin sınavı bir olur mu? Olmaz. Onun bilgisi oldu. Sen kulsun ilkokuldasın da ben diyorsun bunu böyle kabul edeyim. Doktoranınki değerlendirmesi ona göredir. Yani hayatımızda çok büyük makamlar değil Allah'ı tanıyıp yolculuk etmeye niyet edecek makamları hayat planımızda okumak değerlendirmek ve kendi güneşimize, kendi aşkımıza, kendi yolumuza, kendi yolculuğumuza yol alabilecek farkındalıklar oluşturmak ve daimi ölen, daimi dirilen ve daimi farkına varan insanlardan olmaya niyet ederek
davranışımla ben iblise mi benziyorum, şeytana mı benziyorum düzlemini çok iyi analiz etmek gerekiyor. Birine küfrediyorsan, kötü söz ediyorsan iblise benziyorsun. Birine iyilik ediyorsan, güzellik ediyorsan melekuta, yani Allah'ın Muhammedi şuuruna benziyorsun. Özündeki melekuta. Hatta biz yaratılış olarak meleğin üstünde yaratılmışız. Çünkü bizim seçim şansımız var. O zaman hatta sorgulama şansına izin vermiş. İşte bu nefs mertebelerinin insanın hayatında ortaya çıkışı. Sen biriyle tartışıyorsun. İşte eşinle ah güzel bir şey söyleyeyim size. Böyle bir hadi örnekle bakalım. İnşallah bunu böyle anlatayım. Eşinle tartışıyorsun. Tamam. Eşin sana kötü bir şey söyledi. Kalbin kırıldı. O anda ona ne diyorsun sen? Bunu mu diyorsun bana? Dedin emmareye düştün. Düştün emmareye. Sonra dedin ki ya bir dakika ya, bu bana kötü söz etti ama ben ona konuştuğumda burayı melekler terk edecek. Peygamber Efendimiz'in böyle bir ayeti, hikayesi var. O zaman ben buna konuşmayayım, durumu izah edeyim. Ona kötü söz ettiğim için tövbe edeyim dedin ya, levmettin. Levvameye çıktın. Yani Allah estağfirullah elazim dedim bak anda. Sonra dedin ki ya eşim bana bu kadar olumsuz söylemde bulunduğuna göre acaba o benim aynam ya, insanlar bizim aynamız ya. Hiç fark etmez. Bu dışarıdaki kişi de olabilir. Benim karşımdaki kişi acaba benden, Allah ondan celaliyle tecelli edip tövbe de ettirdi bana. Dua mı etmemi istiyor? Celal çıktı mı sende ortaya? Sen o anda o sana bir şey konuşurken Allah'ım şu an sen celalinle bana tecelli ediyorsun. Nasıl? Dikkat. Dikkat arkadaşlar. Hani Zülcelali ve İkram ve Kahhar ismiyle nasıl şehadet mertebesi ortaya çıkıyor? Karşımızda bize celaliyle yansıyan ve yansıtan birisi varsa Allah diyor ki dua zamanın geldi. Sana yoğun bir öfke veriyorum. Şeytanını mı seçiyorsun, meleği mi seçiyorsun? Yani. Hemen o anda Allah'ım afiyet ver, sağlık ver, huzur ver, iyiliklere tebdil eyle hayatını diye dua ettin. Çıktın mı mülhimeye? O anda adam da ya da kadın da bu delirdi herhalde, dua etmeye başladı. Zaten o anda şeytan orayı terk edecek enerji düzleminde. Ve sonra bir üst mertebeye çıktın, dedin ki karşında bunu konuşan ve konuşturan, yapan ve yaptırtan Allah olduğuna göre, Allah da celaliyle görünür olabildiğine göre, dikkat, celaliyle görünenlerden birisi neydi hemen aklıma geldi? Mevlana ve Şems hikayesi. Celaliyle bu dünyada göründüğüne göre bana Allah'ım şu an benim evime mi geldi? Evimde bana görünür mü olmayı seçti? Allah'ım sana şükürler olsun dedin. Aldın hanımı, eşini, dostunu, vardın secdeye, çıktın mutmaineye. Biz de inşallah çıkalım kerevetine. İnşallah. Bana, bir de bunu Ramazan'da niyetliyken yaparsın. Bir de bunu Ramazan'da yaparsın. Ya bitti zaten niyet. İşte hayatın her alanında konuşanın konuşturanın, yapanın yaptırtanın Allah olduğunu hatırladığımızda muazzam bir uyanış olur. Tabii ki eziyet, istisnalar kaideyi bozmaz. Eziyet, ağır, bunları ben bunlardan bahsetmiyorum. Bu da yumuşak tartışmalardan bahsediyorum. Ama bunu araba kullanırken düşünün, iş yerinde düşünün, efendim çocuğunuzla iletişiminizde düşünün, arkadaşınızla düşünün, düşünün. Bir şey Allah boşuna bir durumu yaratmaz, bir eylemi ortaya çıkartmaz. Dua etmen için, hani bir konuyla ilgili dikkat okutulan hal neydi Peygamber Efendimiz'e? Kabz haliydi. Kendinde sıkışıklık ve birine küfretme, sıkıntı yaşama, böyle kendine yakışmayacak bir hal ortaya çıkıyorsa o an diyor ki Allah diyor buna duasını kabul ettirecek diyor. Nefs ve şeytan el ele verip sana herkesin yapacağı hareketi yaptırtıyor. Oysa sen orada duaya yönelirsen hayat bayram oluyor ve duanın kabulü halidir o. Bu uyanış işte bu. Uyanış bu. Halife olmak bu. Evliya olmak bu. Bütün iş bu. Sen bütün kitapları oku. 7-24 namaz kıl. Kamplara oruç tut. Git nereye istersen uç kaç artık cinni frekans ne yaparsan yap. Ondan sonra yok efendim biri bir şey dedi bana kornayı çaldı. Dümdüz git. Olacak iş değil. Evet. Oruçluyum üstüme gelme. Oruçluyum veya oruçsuzken de fark. Bunu bu formül hayatınızın içine entegre hepimizin etmesi gereken. Hepimiz buna düşüyoruz. Yani çok öfkeden karşı öfkeyle karşı vereceğiz. Duan kabul olacak. Vallahi şeytan beni çevirmeye çalışıyor. Bitti.
Orada nefsi tekamül ettiriyorsun. Muhteşem evet. bir şey bu ya. Yani Allah ne kadar merhamet sahibi. O zaman yani bu ne demek biliyor musun? Senden Allah hamd ediyor. Sen aslında hal diliyle diyorsun ki Semiyallahu limen hamide. Rükû dedik, İslam dedik. Ve o anda sen hal diliyle karşında sana konuşana secde etmiş oluyorsun. Onun Allah'ına secde ediyorsun. Secde edilen bir ortamda şeytan barınabilir mi? İblis barınabilir mi? Ve işin sonunda İblis'te, melekte, insanda, kötüde, iyide, kıyamet bitti. Bütün ruhlar, her şey Allah'a secde edecek. Herkes. Bu da çok büyük bir işarettir anlayana. Herkes kendi mertebesine göre, kendi bilinç düzeyine göre Allah'ını tanıyacak. Ve secde edecek. Secde mutlaka. Edecek. İblis'e hepsi. Başka türlüsü mümkün değil. Mümkün değil. Kime kızacağım o zaman ben? Neye kızacağım? O zaman anlamak gereken şu. Biz bir deccaliyet. Deccal her an var. Ama şunu bilmek lazım. Niye hocam? Deccaliyette. Deccal aslında olanı yoku var, varı yok sandıran olduğuna göre şu anda da deccaliyet mekanizması var. Yani bize bir hayal dünyası empoze ediliyor. Evet. İşte sen rızkı bana veren patronum deyip ona tapındığında, gücü bana veren o deyip güce tapındığında sen onu deccalını buluyorsun ve deccalına secde etmiş oluyorsun. İşte onu tanrısallaştırıyorsun. İlahi dediğimiz putları yıkmak da budur. Bütün metafor bunun üstüne kurgulu. Bunu hayata uygulayan bir insana hayat cennet olur zaten. Evet. İnşallah bunu izleyen, ben de daha olamadı. İnşallah olsun, hepimize nasip olsun. Ama uygulamak, niyet etmek, gayret göstermek de muhteşem bir şey. O zaman İnşirah kime... da bu. Her tabii, zorlukla beraber bir kolaylık dediğinde bu. Kesinlikle her zorlukla bir kolaylık vardır. Ve yol daimi olarak hep Allah. Nereye giderseniz gidin, hangi yöne saparsanız sapın. Yukarı, aşağı, sağ, sol, kötü, o, bu, şu. Geç onları, geç. Her şey Allah'a secde eder. Başka türlü bir matematik yok. İster inkar et, ister inan. İnkar edersen ne oluyor? Allah'ın veçinden perdeleniyorsun. Allah öte alemde ki bak Mudil isminle merhaba. Ben sana ona göre oranın zebun edicileriyle seni halk edeceğim. Sen onu istedin. Ama şunu da unutmayalım. O kişi zaten burada yandığı için oradaki zebun edicilerin de zebun edici olduğunu anlamayacak. Buradaki yanmasıyla devam edecek zaten. Nasıl? Cehennemde olan cehennemde olduğunu bilmeyecek. Zaten buradaki algısı cehennemde yandığı için orada da aynı yanmayla devam edecek. Anlamayacak. Allah merhamet sahibi. Yani Allah'ın sonsuz Halik ismiyle sana sunduğu güzellikleri algılamak, Allah'ın veçini görmek yerine hala kasasına sarılacak. İşte güzelliğine sarılacak. Ay benim sesim çok güzel, ben çok güzel kadınım, çok güzel erkeğim. Orada ne olacak? Aman şurasında bir sivilce çıkacak. Ona işte rüya gibi. Evet. Onun da cehennemi onunla uğraşacak. O da Allah onu öyle tanımlıyor. Ama bir başkası bambaşka. Beden olmadığı gerçeğine uyanmak suretiyle sonsuz hayata devam edecek. Bu arada öyle geri dönmek, reenkarnasyon, bilmem kasyon falan filan bu işler yok. Uyandırayım bir kere. Valla o Hintlilerin yazık. Böyle bir ümit edecekler yani dönsünler diye biraz oluşturulmuş bir hoca, şey. Hoca reenkarnasyon meselesini söylüyor. Asla reenkarnasyon falan yok. Bir daha bu aleme geri dönüş diye bir şey yok. Bir daha gelişim. Sonsuz bir yol var. Geri yani sonsuz bir hayat var. Evet. Orası nasıl gidip gelenlerden olursa bilmiyorum. Ama geri dönüş yok. Tekrar bedenlenme diye bir şey yok. Asla ve kata yok. Bu tam manasıyla cinni frekanstır çünkü. Önceki hayatımda şuydum buydum. Tekamülüm için yok. Tekrar geldim. Bu ben onu şöyle değerlendiriyorum. Çok sevdiğim dostlarım da var. Var. Onu şöyle, sevdiğim, evet. Şöyle. Bence atalarla ilgili, geçmiş atalarıyla ilgili bir hayal alemi, bir enerji. Hani her şey yaşıyor ya. Belki onu görüyorlar.
Ama herkes de benim gördüğüm böyle ya padişah ya firavun ya böyle hani üst, hiç ben böyle işçi olanı görmedim. O yüzden de hani onu bilemiyorum. Ama şunu biliyorum. Sonsuz bir hayatımız var. Buraya gelmeyeceğiz. O bitti. Hani nasıl ana rahmine bir daha dönebilir misiniz? Dönemezsiniz. Aynı şekilde de sonsuz bir hayatta sonsuz bir yolculuk var. Onu Allah biliyor. O bize sır, onu ben ne bileyim. Ama oraya, oranın şartlarına uygun bir şekilde hazırlanmak için önerilen ibadet dediğimiz alan pakettir. Yani bunu, oruç da buna, siz ötede bir tanrıya bunu yapmıyorsunuz. Kendimizi hazırlamak için yapıyoruz. Bütün mekanizma bu. Onun dışında sonsuz hayata hazırlanacağımız muazzam bir yolculuğun içerisindeyiz. Allah hepimizin yolculuğunu kabul ve makbul eylesin. Bu yolda farkındalıkla ilerleyebilenlerden olmayı hepimize nasip eylesin diyorum. Amin. Bu arada Rahman'ı, Bismillahirrahmanirrahim'in içerisindeki Rahman ve Rahim ismi de en son Rahim'de korunanlardan olmak. İşte idrakına varan, uyanan, rahmet dedi ki her yere tecelli ediyor. Hı hı. Rahim'de korunan da diyor ki her şeyin bir sebebi var zaten deyip o Rahim'de korunanlardan oluyoruz. Onu biz yapamayız. O kaderimizde varsa o Rahim'de korunanlardan olup seyreden, seyrettiğinin farkına varan Rahim'de korunanlardan oluyor. Seyredip acı çeken rahmet tecellisinin içinde oluyor. Artık acıyı da bitirip radiye ve merdiye makamına çıktığında Rahim'de korunanlardan oluyorsun. O yani, makama erenler var mı, erişenler? %100. %100 tabii ki var. %100 var. Bunu anlayan bu makam, bu Rahim'de korunanlardan olmak. Yani o, şöyle düşünelim. Bir dünyadan doğduk Rahim'den. Bu dünyaya ölü doğduk. Ölümü tadıyoruz. Sonra tekrar yeni bir dünyaya doğuyoruz. Ama iki boğumdan bedensiz geçiyoruz. Benim anladığım orada bu da, evet, bir şeyler devam ediyor. Yani evet, risalet sonsuzdur. Devam ediyor. Ama bu dünyada edinebileceğimiz bilgiler ibadetle ancak bize açılır. Daha geriye dönüp bir daha onu tekamül ettirmek söz konusu değil. Beyin o yüzden verilmiş. Evet. Düşün, idrak et, farkına var, uyan. Ve basit, bakın yani çok basit. Bir kavga, bir karı koca eş kavgasında nasıl bir farkın? Bütün hayatımıza bunu uygularsak zaten Halifetullah şuuru dediğimiz Ehli Beyt'in yaptığı da buydu zaten. Anlamak, birçoğuna Kur'an ayetlerinin hepsi inmedi bile, ömürleri vefa etmedi. İdrakta olmak önemliydi. İdrak okuyanlardan olmak. Herkesten ricam, bu yayından sonra bir Fatiha suresini herhalde artık tefsirini, meal demiyorum, tefsirini özellikle okumalarını çok çok öneriyorum efendim. Bu yayından sonra aşk ile namaza. Aşk ile namaz. Ama namazın manasının daimi, evet, salat olduğunu, yani haycanlara yardım etmek, insana yardım etmek. İnsana yardım etmeyip sadece haycan da olmaz, hepsi. İnsana yardım etmek, paylaşmak, infak etmek, toprağa tohum ekmek, yediğin zeytinleri biriktir, sitenin toprağına göm, hiçbir şey yapamıyorsan. Hı. Sokaktaki çöpleri topla. Sen o zaman hatırla, Halifetullah şuurunu uyandırmış oluyorsun. Bundan daha güzel bir şey düşünemiyorum. Allah'ın veren eli olmanın adı infak etmektir, paylaşmaktır. Yani sen birine Allah rızası için bir şey verdiğinde Allah diyor ki sen benim sana olan emanetimi iade ettin, razıyım senden demesinin bir şey, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Çok buna ulaşmak olsun. Bu idraka ulaşmak, deli deseler de delilikle velilik sınırdadır. Evet. Yaşadığın hayatta zaten herkese uyum sağlıyorsan sen zaten gidişat bu kıyamet aleminde biraz sıkıntı. Farklılığını herkese idrak ettirerek uyumlandırıyorsan da veli, elveli ismini aşikar ediyorsun ki bunu herkes, hepimiz yapabiliriz ve yapıyoruz da. İnşallah bunu, bu yayını zaten bu dakikaya kadar izliyorsa kişinin, eminim ki keşfettiren Allah ona bir şeyleri okutacak ve keşfettirecektir. İnşallah Rabbim kabul ve makbul eylesin diyelim. Amin.
Yüreğinize sağlık. Allah 21 razı. Mart'ta ne olacak hocam? 21 Mart'ta bizim online temel ve orta seviye astroloji eğitimimiz inşallah açılacak. Hayırlara ve güzelliklere İnşallah. Vesile olsun. Tasavvufi astroloji. Tabii tasavvufi astroloji düzleminde öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez, geleceği bilemez. Zaten vahiy yoluyla gelen İdris Aleyhisselam aracılığıyla gelmiş bir ilim olduğu için biz öğrencilerimize hal elbisesi dikmeyi öğretmeye niyet ediyoruz. Öğretemeyiz ama hal elbisesi dikmelerine niyet ediyoruz. Böyle okumalarını niyet ediyoruz. 21 Mart'ta online temel orta seviye astroloji eğitimimize katılmak için benim ana sayfamdan Güçlü Metin'de yenilenden numaramdan asistanımla herkes iletişime geçebilir diyorum. Hı, numara orada var. İletişim, tabii, iletişim kurabilirsiniz. Tabii, tabii. Güçlü Metin hocamızın hesabındaki ana sayfada duruyor. Ana sayfada numara duruyor. Asistanına ulaşabilirsiniz. 21 Mart'ta tasavvufi astroloji. Zaten astroloji eğitimi olanlar da içerikli, çok farklı var. İçerik dallarını öğrenmek için bu eğitimlere katılıyorlar. Ben tabii ustalık seviyesinde evet, olanlar da var benim eğitimlerimde. Gidiyor karma astroloji de öğreniyor. Her şeyi işte öğrenir. Ekonomi astroloji hepsini öğreniyor. O yüzden tasavvufi astroloji Türkiye'de güçlü hocam sayılıdır. Allah razı çok olsun. Çok kıymetlidir. Allah razı olsun. O yüzden olsun. Hakikaten inşallah hak edene nasip olur. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık hocam. Sizin yüreğinize sağlık. Ben Beyza'nın aynasından yansıttıklarını okudum sadece. Bu sizin, bu anlattıklarım Allah sizin yansıttıklarınız. Benimle ilgili değil. Asla değil. Aa, bak sizin, gözlerimi doldurdunuz. Ama gerçek bu. Sizin aynanızdan yansıyanlar. Rabbim inşallah milyonlarca insanlara ulaştırsın bunu. Amin. Bu güzellikleri, bu farkındalıkları. Ben kendim bir şey anlatmadım. Dediğim gibi sizden okuduklarım ve benim Allah'ın bana konuşturdukları inşallah değerli izleyenlerimize, önce sizin kıymetli teknik ekibinize sonsuz saygılarımı, sevgilerimi, beni böyle evimde gibi ağırlıyorlar. Sizin eviniz tabii ki, sizin o güzel yüreğinize çok selam ediyorum, teşekkür ediyorum ve tabii ki saygıdeğer sayın izleyicilerimize de sonsuz saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Kabul buyursunlar inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Ben sağ çok olun, teşekkür ederim. Olun. En güzele emanet olun inşallah. Amin. Birden bütüne amin. Amin. Birden bütüne amin. Sağ olun, var olun. Efendim seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Çok kıymetlisiniz. Eminim her şey yayından öncesi ve sonrası diye yine i̇nşallah. Güçlü hocamla farklı olacak. Uyananlardan olalım inşallah. Amin. Allah birden bir daha sağlıkla görüşmeyi nasip amin. Etsin. Allah'a emanet olun. Amin efendim.